İyi günler değerli Son Söz TV izleyicileri. 22 Mayıs 2022 günlerden pazar, haftanın son gününden önemli gelişmeleri aktardığımız ana haber bülteniyle beraberiz. Batman'ın 10.000 yıllık tarihi ilçesi Hasankeyf'te tandırlar uluslararası gastronomi ve turizm fuarı için yandı. Tandırlarda et, balık ve ekmek çeşitlerinin pişirildiği fuarda 28 yöresel yemeğin tescillenmesi için de düğmeye basıldı. Değerli izleyenler, şimdi festivalden derlediğimiz renkli görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Muhteşem ustaları hepimiz aramızda. Onlar için bir alkış istiyorum. Ben kadınlarımız. Emine Hanım'a da farklı ülkelerden ve değişik illerden bu festivali teşrif etmiş olan çok saygıdeğer misafirlerimiz. Öncelikle festivalimize hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz. Ülkelerin mutfakları, tarihsel mutfakları turizmin olduğu her zaman önemliydi. Ama bugün artık boyu değiştirdi. Bugün çok daha önemli hale geldi. Bugün paradigmayı yeniden yazdırıyor. Bizim de festivallerle anılan, tarihiyle, kültürüyle övünen bir Hasankeyf olabilmemiz için başka şeylerin yanı sıra, tarihsel mirasımızın yanı sıra gastronomimizi de mutfağımızla konuşturmamız gerekiyor. Ben bu formayı alıyorum memnuniyetle. HDP Yerel Yönetimler Komisyonu, Batman Park AVM alanının Batman Belediyesi tarafından satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Batman HDP Yerel Yönetimler Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Batman Park 29 yıllığına yap işlet devret ile yapılan 12 yıllık faaliyet gösteren 17 yıl sonra arsası ve üzerindeki alışveriş merkezi ile beraber belediyeye geçecek olan bir gayrimenküldür. Batman'ın en işlek yerindedir. 1200 araçlık otoparkta 50 bin metrekare kapalı alana 91 mağaza, bir sinema salonu, sportif oyun alanına ve 500 kişinin çalıştığı iki katlı çağrı merkezine sahiptir. Bu alışveriş merkezi bir oldu bitti ile kelepir fiyatına peşkeş çekilmektedir denildi. Değerli izleyenler, biliyorsunuz Batman'da hırsızlık olayları çok arttı. Sık sık buradan hırsızlık haberlerini size aktarıyoruz. Bugün yine pes dedirten bir hırsızlık olayının haberini paylaşacağız sizinle. Batman'ın Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde bulunan Seyitoğlu sitesine ait asansörün anakartı hırsızlar tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık olayına tepki gösteren apartman sakinleri Son Söz mikrofonlarına işte böyle veryansın etti. Thank you.
Ben Mehmet Şirin Ekinci. Kumanda Caddesi Seyit Oğuz sitesinde kalıyorum. Bizim şu anda asasörümüzün ana kartı çalınmış. Biz mağduruz. Şu anda mağdur durumundayız. Gördüğünüz gibi şuradan girmiş içeri. Şuraya, kat buraya takip edilir. Asasör ortada kalırsa da yani yukarı çıkmayı şey kalmıyor. Ortada kalır. Onun için biz mağduruz. Bunlara bir çözüm bulmasını acilen istiyoruz. Gelir Abdülhan sahnesi. Kalp davranı enisini de oradan çıkarmış. Ama çalınan kişi yani uzman kişi. Çünkü gördüğünüz gibi burası çelikle bağlanmış. O uzman kişi hem çalmış hem de hatı direkme bağlamış. Yani gidip geliyor ama bilen kişi. Çünkü uzman kişi olmasa bu işi yapamaz. Şu bölümde kalıyor. Şurası hepsi elektriği çok tehlikeli bir şeydir. Yalnız bunu yapan uzman işçidir, uzman kişidir. Herkes bunu yapamaz. Kolay kolay gelemez. Kiliti de şey etmemiş. Gördüğünüz gibi kiliti de kırmamış. Sanki bilen bir insan, bilen bir bu kat. Şu anda o kat 1 milyar 702 milyara yakındır. İki tane hem eskisini hem yenisini çalmışlar. İşte buna acilen bir çözüm bulmasını istiyoruz. Yani bu sadece bizim değil, birçok vatandaşların da böyle mağdur olduğunu duyumlar alıyoruz. Yani en kısa zamanda bir çözüm istiyoruz. Abi, Resulullah Beyciğim, bu abi. Beni dizeyme hatiye, güvene, vaci, evden, bilemiye. Beni evtaptan yakiliye, bilemiye. Tamam, şükantiye, bilemiye ve kiye, bırakiye. Ana kartı metahe, bu niye kiyecek, bu beni boş kutiye, vadire hayal. Evce raştiye, ana kartı ama ciyiz ve sattı ciyiz var abdere jübür ömüş de kısya yani bir ev iş geliyor uzmanı bir iş ya yani herkesin karar hati av ana kart hasan sor sekin abi ya evet hikaye kesmiş geliyor av ana kartı şeyler kısya cahit gibi düz bağlamış geliyor hani hatiye ki der oza bir sonucu birine hayal milletine abi şimdi hasan sor çekti yalnız tehlikeli hani size yani nava hasan sor lukur bir sekine ceylan aramet edemine asıl tedavi nasıl yok tedavi neyim nefes dar gibi bir kar ay kalbi bir sekine hani tehlikeli niye hep der sıkılıyor bu tehlikeli yok hani bu abi iş giriyor ki uzmanı bir iş ya hani herkes ne kadar bir kartı yumuşaya ki düz bağlamış ki kesin ya bina ki yani ya alba hasan sorucuya şöbülüye ya çırağı var ya ya alba var şöbülüye istifa kiriye bu adır ki tebi abi işe var yani herkes ne kadar bir kartı yumuşaya ki bu arada düz bağlamış ki bina ki Fazıl Ali, Jivay etkiliye Ali, Tişekil haline pırsın Ali. Vahşi ne be ki artık mutlaka var ama ne gizli? Her kardaki milyar ve hafsadı benci yalnız. Milyar ve hafsadı benci var, çüse milyar bir var. Her dokar. Ya Jivay yedek yürüyle avrında, Ali Jivay'ı kırmetine tuz bağlamış ki. Batman'ın Beşiri ilçesi Örmegözü köyünde Şeyh Halid'i anma ve aş dökme etkinliği yapıldı. Çok teşekkür ederim.
Yeni millete evde geçtik. Vere herkes vere bazı emniyor. Yaptık mı? Anladım. Yaklaşık 2,5 yıldır hem ülkemizi hem de dünyamızı saran Covid hastalığından dolayı biz cemaimizi yapamamıştık. Ama hem dünyada hem de ülkemizde vaka sayılarının azalması ve Cumhurbaşkanımızın ülkemizdeki açık alanlardaki maske yasağını kaldırmasından sonra 2,5 senedir yapmadığımız cemaimizi tekrardan yaptık. Bugün cumartesi günü misafirlerimiz hem Batman'dan hem Batman dışından Karadeniz'den, Ege'den, İç Anadolu'dan, Trakya'dan buraya teşrif ettiler. Bugün türbe ziyaretleri yapacaklar, dualar edecekler. Yarın da Allah kısmet ederse sabah saatlerinde ilahi hazırlayan gruplarımızla bir ilahi yarışmamız olacak. Kazanana bir kurban vereceğiz. Öğlen yemeğini de verdikten sonra misafirlerimizi Batman'dan uğurlayacağız. Biz sadece hem kendi coğrafyamızı hem de dışarıdaki coğrafyalara şu mesajı veriyoruz ki dünyada kardeşlikten, birliktelikten, beraberlikten daha kutsal, daha öte bir şey yok. Biz bugün bu coğrafyada, Batman bölgesinde hem Türk, hem Kürt, hem Laz, hem Çerkez, hem Abaza, bir de siz de belki daha önceki yıllarda size şahit oldunuz. Sadece Müslüman olmayanlar, gayrimüslim gayrimüslim kardeşlerimiz de var. Onlarla da beraber biz bugün bu anma etkinliğimizi yapıyoruz. Bu sene daha fazla gibi gözüküyor. Çünkü iki senedir gelememe, yani insanların hasreti. Yani düşünebiliyor musunuz bu ekonomik şartların kötüye gitmesine rağmen büyük bir katılım. Biz bu kadar çok beklemiyorduk ama Allah'a şükür bayağı bir katılım oldu. Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, Avusturya'dan gelen misafirlerimiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Rabbim daha güzel hizmetler, daha güzel günler hepimize göstersin. Misafirlerimiz de inşallah nasıl geldikleri gibi de kazası belasız giderlerse çok mutlu olacağız inşallah. Yem fiyatlarının artmasıyla birlikte gebe hayvanlarını kesmek zorunda kalan besiciler ve yem satışı yapamayan esnaf duruma isyan etti. Yem fiyatları hakkında sistemlerde bulunan yem satıcısı Ahmet Oğuz, yem fiyatlarına her gün zam geliyor. Müşteri sayımızda %80'lik bir düşüş var. Millet fiyatlardan dolayı gebe hayvanlarını bile kesime gönderiyor. Çünkü yem alamıyor dedi. Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Batman Valisi Ekrem Canalp, cumartesi günü Sason, Kozluk, Beşiri ve Asenkef ilçelerini gezdi. Sabahın erken saatlerinde Sason'a giden Vali Canalp, Kaymakam Murat Mete'den briefing aldı. Sason'dan sonra Kozluk ve Beşiri ilçelerini gezen Vali Canalp, briefing aldıktan sonra esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Günün son gezisini Hasankeyf'te yapan Vali Ekrem Canalp, 1. Uluslararası Hasankeyf Gastronomi ve Turizm Fuarı'na katıldı. İyi Parti Batman İl Başkanı Kısmet Çelik, İstanbul Yenikapı'da yapılan Batman tanıtım günlerine katıldı. İstanbul Yenikapı'da yapılan Batman tanıtım günlerine destek vermeyenleri eleştiren İyi Parti Batman İl Başkanı Kısmet Çelik, "Hepimiz elimizi taşın altına koymalıydık. İyi Parti ailesi olarak Batman tanıtım günlerine katılım sağladık. Büyük bir iş başarmışlar." dedi. Atletizm Batman İl Temsilcisi Ufuk Başkurt, Batman ve ilçe gençlik ve spor müdürlerine teşekkür etti. Türkiye'nin en hızlısı yarışmaları kapsamında yapılan müsabakalara büyük destek veren il ve ilçe müdürleri spor kamuoyunun takdirlerini kazandı. Atletizm Batman İl Temsilcisi Ufuk Başkurt, Mayıs ayında yapılan müsabakalara yaklaşık 1000 sporcu katıldı. 23 Mayıs'ta Batman'da final yapılacak. Bu yarışmadan seçilen sporcular 27 Mayıs'ta Diyarbakır'da bölge finallerinde ilimizi temsil edecek dedi. Dünyaca tanınmış fotoğraf sanatçımız Orhan Kartal, Fransa'da yapılacak olan 2. Fotoğraf Festivali'ne davet edildi. Fransa'da yapılacak olan 2. Fotoğraf Festivali'ne dünyanın sayılı ülkelerinden 24 fotoğraf sanatçısı davet edildi.
Batman'ın dünyaca tanınmış ünlü fotoğraf sanatçısı Orhan Kartal da programa davet edilen isimler arasında yer aldı. 16 ünvana sahip fotoğraf sanatçısı Orhan Kartal'ın Batman tandırları, Sason çileği ve Kozluk tütünü karelerinden oluşan 24 fotoğrafı da sergide yer alacak. Sergi 1 Haziran'da başlayıp 16 Ekim'de sona erecek. Batman Üniversitesi Kozluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, doğa ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bahar şenlikleri kapsamında Engebiri Piknik Alanı'nda çöp toplayıp doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Kozluk Engebiri Piknik Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Kozluk MYO Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Rıda Tür Etkinlik Koordinatörleri Öğretim Görevlisi Doktor İbrahim Halil Demirel ve Öğretim Görevlisi Şaban Arslan ile akademik ve idari personel katıldı. Bitti. Değerli izleyenler, bugünkü haber bültenimizin sonuna geldik. Bülteni kapatmadan önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Batman Son Söz Gazetesi'nin YouTube kanalına abone olmayı ve bizi sosyal medya platformlarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayalım diyor. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum.